Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden, bu şekilde iğneden tığa bir model. Görünüşü tığ... Yapılışı tığla yapılıyordu arkadaşlar. Görünüşü gerçekten iğne oyasından hiçbir farkı yok. Farklı yaprak. Hep aynı trabzanlı yapraklar yapıyoruz bu şekilde. Kirpikli yapraklarımız ve ona uyumlu kirpikli çiçeğimiz var. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Zincir bilen herkes bu modeli yapabilir. Çok zarif. İğne oyasında andırdığı için çok da hoş duruyor arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battılarımızı ikişer zincirle gidiyoruz. Ve buraya ara mesafesi olarak 9 tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir. Kapattım. Tığ battım. 9 oldu. 8 tanesini daha önce sizler için hazırlamıştım. 2 zincir çekip 1 tane tığ battıyı da sizle yaptım. 9 oldu. 5 zincir çekiyorum. 9 tığ battıdan sonra 5 zincir çekip şöyle ters yüzüne çevirdim. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bu 5 zincirimi kapatıp buraya bir yuva yaptım. 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 zincirimi sıkı sıkı çekelim arkadaşlar. Çünkü iğneden tığa yapılan modellerin kalıp gibi durması için zincirleriniz sıkı çekilirse daha zarif duruyor. Buraya kapattım bu birinci yaprağım arkadaşlar. Bakın yaprağımın birinci kirpiğini yaptım. 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Bu şekilde sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Yine yuvama sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir. Bu şekilde çevirdim arkadaşlar. 7 zincirimin arasına girip bu 7 zinciri yukarı çıkmak için basamak olarak kullanıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine 10 zincir çektim. Bu 7 zincirli arkadaşlar yuvanın içine ikinci kirpik olarak 10 zincirimi kapatıyorum. Yine 7 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar 7 zincirli yuvanın içine buraya sabitledim. Bakın yeni bir 7 zincir yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar ters tarafına çevirip 7 zincirimin içine arkadaşlar bu şekilde 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ikinci basamağa çıktım. Yine 10 zincir çekiyorum. Kafanız karışmasın diye hepsini 10 zincir üzerine ayarladım arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim düz yüzüne. Bakın. Şimdi buraya tepe noktasına geldik arkadaşlar. Bu 3. kirpiğim oldu. Bakın aşağıdan sayın. 1, 2, 3. Bu 3. kirpiğin yanına bir tane daha 10 zincirli kirpik yapıyorum. 2 tane kirpiğimiz oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayıların aklınızda kalması için hepsini 10 zincir üzerine ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye. 1, 2, 3, yine 10 zincir. Sıkı sıkı 10 zincir. 8, 9 ve 10. 10 zincirimi... Bakın arkadaşlar buradaki 7 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Buraya bir tane hem aşağı indim hem de bunun karşısının kirpiğini yapmış oldum. Bu şekilde. Karşı kirpik. Yine 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirim arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım kirpiğin karşılığı olarak ana yuvama kapatıyorum bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar buraya bir tane sinek kanadı yapacağım. Çiçeğimin yuvası için, dalı için
çiçeğim sinek kanadının üzerine yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar kalıp gibi zincirlerimizi çektik. Yine 7 zincir. Benim sinek kanadım 7 zincirden başlıyor her zaman arkadaşlar. Sabit el ayarıma göre güzel oluyor. 4 zincirle 7 zincirime şimdi arkadaşlar dönüş yapıp kapatıyorum sık iğneyle. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Zincir sayılarını arkadaşlar birbirine yakın tutmaya çalıştım. Kafanız karışmasın. 10 muydu, 11 miydi demeyin diye. Bu şekilde hemen sinek kanadımı da yaptım. Yaprağımın kenarına. Arkadaşlar şimdi dönüşte tümsek oluştuğu için bakın buraya kapatırken tığ bat diye tümsek oluştu. O mesafeyi korumak için dibine bir sık iğne hem de kaymaması için. Sonra arkadaşlar tığ battığım, dönüş yaptığım tığ battımın içine de bir sık iğne toplam yaprağımın dibine 2 tane sık iğne yaptım. Şu başlangıç tümsekliğiyle aynı oldu bakın. Burasıyla burası yaprağımın seviyesi güzel durmasının sebebi arkadaşlar dibinin sık iğnesi bir de tığ battının sık iğnesi. Evet bu şekilde arkadaşlar yaprağımız tamam oldu. İşlemimiz tamam oldu. Şimdi yine aynı ilk başta başladığım gibi 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum. Yine toplamda buraya 9 tane bu şekilde tığ battı yapacağım. 1, 2 zincir. Bu üçüncü tığ battım. 2 zincir. Tığım tuttu arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Bakın 5 oldu. 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 6, 7, 2 zincir 8 ve 9. Bu şekilde arkadaşlar bırakıyorum. Şimdi bir zincirimi çekip buraya yaprağımızı yaptıktan sonra tekrar 5 zincir dönüp bir tane atlayıp ikinci yuvaya yaprağımız için şu şekilde yuva hazırlayıp demin yaptığımız işlem yapılacak arkadaşlar. Şimdi biz çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar kenarına yaptığımız sinek kanadımızın yuva olacağını söyledim. Bu sinek kanadımızın içine girip sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu sefer mavi yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 5. 5 zincir arkadaşlar bu şekilde yeşil yuvaya değil de sık iğnemin tepesine böyle aralayıp oraya batıyorum. Ya yine yeşil yuvaya bir sık iğne ile girdim arkadaşlar bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi yine bu arkadaşlar sık iğnemin aralısından şöyle girip kapatıyorum. Burada bir tane küçük bir tane de büyük kirpiğimiz oluyor arkadaşlar. Sık iğne ile hemen yanındaki yani yeşil yuvamın içine girip sabitliyorum. 5 zincirimi çektim. Yine arkadaşlar bakın şu aralıktan girip şöyle kirpiklerimin dik bir görünüm vermesi için bu şekilde giriyorum. Bir küçük, bir büyük, bir 5 zincir, bir 8 zincir. Bu şekilde buraya kirpikler yapıyorum. Yine aynı şekilde 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bu sık iğne ile girdiğim yerden aradan girip 8 zincirimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Yine sık iğneye girdim arkadaşlar. Yeşil yuvaya sık iğne ile girdim. Bakın küçük, büyük, küçük, büyük. Son olarak yine bir tane 5 zincirden küçük kirpik yapıyorum. 3, 4, 5 zincir. Bunu da yine aynı sık iğnenin arasına girip bu şekilde buraya sabitliyorum. Hemen arkadaşlar sık iğne ile buraya girdim. Yine yeşil yuvaya son olarak bir zincirimi çektim. İpimi koparıyorum. Evet. Sinek kanadımıza yaptığımız kirpiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu ipimi hemen yakıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş ve çok zarif oldu. Bu maviyi sizle yaptım arkadaşlar. Bunlar da sizler için hazırladığım modeller. Bu şekilde yapraklarımız
iğneden tığa. Çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir. İğneden tığa değişik bir model kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.